Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sultan Süleyman. Hoş geldiniz. Ne oldu size? Bir sıkıntınız var sanki. Hayli zor bir gün. Bir miktar uzaklaşmak, nefes almak istedim sadece. Nedir sizi böyle üzen? İbrahim Paşa hastalandı birden. Önümde yıldıverdi. Şimdi ateşler içerisinde yatıyor. Çok üzüldüm ben. Ciddi bir şey. Geçen gece sizin saraya geldiğimde bir soru sormuştum. Sualinizi hatırlıyorum. Bu kolyeyi size niye verdiğimi sormuştunuz. Evet. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Lütfen. Prenses, prenses sizi yılan soktu. Sakin olun, oturun. Sakin olun. Nerenizi soktu? Nerenizi soktu? Öldürün. Korkmayın prenses, iyileşeceksiniz. Hekim çağrıldı mı? Haber verdik hünkârım, hemen alıp gelecekler. Prensesim. Kendine geliyor. Nasıl durumu? Kötüleşir mi de? Korkulacak bir şey yok hünkârım. Zehir yayılmadan vakitlice müdahale edilmiş. Lakin bu gece müşahede altında kalması icap eder. Zira ateşi yükselebilir. Köşkten ayrılma. Ne lazımsa yapılsın. Artık beni tehdit edemeyeceksin paşa. Elinde bir şey yok. Süleyman. Ben de paşamıza sabrediliyordum. Malum. Sultanımızla ayrı düştüler. Sayılı gün tez geçer. Mühim olan sıhhati. Gel Pargalı. Erden elçisi Lazlo. Hünkârım, Erden elçisi Kral Zapolyon'un hürmetlerinin kabulünü arz eder.
Sebebi ziyareti neymiş? Bir hürmet ve bağlılık göstermek için hayli uzun mesafe kat etmiş. Anlat. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Habsburglar Macaristan'ın İsislerine müdahil oluyorlar. Sınırlarımızı asıp bize saldırıyorlar. Kralımız Zapolya'nın krallığını tanımıyorlar. Görülüyor ki Şarken Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı Macaristan kralı yapmak niyetindedir. Katolik asilzadeler de arkalarında. Hayal görüyorlar. İbrahim Paşa, de ki, Macaristan Osmanlı toprağıdır ve Osmanlı'nın da nasıl yönetileceğine ben karar veririm. Ve ancak tanıdığım için bu küçük ülkeyi Zapolya'ya bahşettim. Aksini iddia eden varsa cezasını çekecektir. Hünkârım, Ferdinand'ı Macaristan kralı ilan edeceklermiş. Sizce Şarken böyle bir şeyi cesaret edebilir mi? İnşallah cesaret eder Pargalı. Böylelikle bize de eğlence çıkar. Ben gene de tedbiri elden bırakmayalım derim. Nedir aklındaki? Arzu ederseniz paşalarımızdan birini Budin'e yollayalım. Zapolya'ya tacını giydirmesi için. Âlâ. Bir Osmanlı paşası Hristiyan bir krala tacını giydirecek. Böylelikle herkes yerini, mevkini görecek, öğrenecek. Hangi paşamıza nasip olsun isterseniz bu kıymetli vazife hünkârım? Ben münasip birini yollarım Pargalı. Sen sarayına dön. Zira kötü günler geçirdin, üzüldün. İyice dinlen, toparlan. Nedir mesele? Ne konuşmak istiyorsun? O prenses benim esirim. Önemsiz bir şey için boşuna üzüyorsun kendini. Vakti gelince yollayacağım. Acele etme, bekle, göreceksin. Böyle söylemiştin bana. Ama bugün az önce onu gördüm. Hareme geldi. Hani devlet meselesiydi bu kadın? Nasıl bir siyasi meseledir bu? Bu mevzu seninle tartışacak değilim. Dairene dön. Önce kolyemi verdin. Sonra aile yemeklerini kabul ettin. Şimdi de hareme geldi. Validemizin elini öpüyor, biat ediyor. Süleyman. Bu kadın neden burada? Benim, şehzadelerimin yaşadığı yere neden getirdin onu? Ben öyle uygun gördüm. Zira kendisi artık haremimdir. Herkes gibi sen de bunu kabul edip hayatına devam edeceksin. Süleyman, hala anlamadın mı? Ben herkes değilim. Ölürüm de kabul etmem bunu. Dairene dön Hürrem. Zinhar hata yapma. Sükûnetini koru, hadise çıkarma. Af köşkünü o yakmış. Belki yarın da haremi yakar. Ona nasıl güvenirsin? O bir yavur. Bize düşman bir Katolik. Katolik? Bunu sen mi söylüyorsun? Bu saraya geldiğinde senin de bir Hristiyan olduğunu hatırlatırım sana. Şimdi İnancı tam bir Müslüman hatun ve 4 evladımın annesisin. Evlatların üzerine yemin ederim ki bugün unutmayacağım Süleyman.
Hünkâr. Gel Makoşoğlu. Paşam. Başın sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Bu dine gitmeden önce bir diyeceğiniz var mıdır? Emirlerinizi bekliyorum hünkârım. Yolun açık olsun. Mühim bir vazife seni bekler malum. Bir krala benim adıma taç giydireceksin. Derhal git adaleti tesis et. Merak buyurmayın hünkârım. Baba. Kızım. Hünkârım. Hürrem nerede? Hamama gittiler. Müsaadenizle. Ne güzelmiş kolyen. Nereden buldun bunu? Annemin kolyesi. Oradan kutudan aldım. Hünkârım. Hoş geldiniz hünkârım. Buyur. Validem. Gözün aydın paşam Hatice sultanız geldi. Eksik olmayın sultan. Buyur. Hoş geldiniz hünkârım. Validem, prensesi hünkârımızın izniyle ben davet ettim. Prenses Isabella, bu kolye size ait. Bir daha sakın boynunuzdan çıkarmayın. Çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz gidip takmak isterim. Buyurun. Ne dedi? Süleymanname'yi paşam. Sultan Süleyman Han Hazretlerini, onun muhteşem zaferlerini, verdiği kararları yazıyorum, çiziyorum paşam. Söz uçar, yazı kalır. Hünkârım zilelebet yaşayacak böylece. Herkes onu konuşacak. Hala. Beni de yazıyor musun o sayfalara matraşı? Beni de yazıyor musun matrakçı? Yazıyorum elbet paşam. Lakin beni ayrı yazmanı istiyorum. Yeni bir kitap yaz matrakçı. Adı İbrahimname olsun. Bargalı.
gözyaşıyla ter atıyorduk. Benimle de oyna. Sen bırakalım Pargalı. Hayır hünkârım, hadi. İyi. Çalışman lazım Pargalı. Karşımda çok yavaş kalıyorsun. Nerenin malı bunlar? Sinyor Giritti'nin gemileri getiriyor Venedik'ten. Biz de tezgahımıza koyup satıyoruz. İyi mallardır bunlar. Bakın, bakın. Kazancınız nasıl pek? Allah'a şükür, idare ediyoruz. Sultan Süleyman Han vergilerle belinizi büktü tabii. Yanlışım var beyim. Hünkârımız sağ olsun bizi düşünür. Sayesinde huzuru, adaleti bulduk. Çarşımız bereketlendi. Hiçbir şikayetiniz yok. Her şeyi doğru mu yapar bu Sultan Süleyman Han? Olmaz mı? Putun parasını makbul İbrahim Paşa harcıyor. 2 milyon akçeye çıkarmış yıllığını. O da gidip put diktiriyor kendine. Bu söylediğinizi Süleyman Han duymasın, vurur kellenizi. Nereden duyacak? Salih Efendi, bir molla gelmiş diyorlar, haberin var mı? Yok, kimmiş? Molla Kabız isminde bir zat. Acem diyarından gelmiş, seyyahmış. Okumuş, hatmetmiş, bilge bir molla diyorlar. Müritleri toplanmış, geliyorlar. Bugün burada konuşacakmış. Ne anlatırmış bu Molla Kabız? Vallahi tam bilmiyorum beyim. İsa peygamberle alakalı bir şeyler anlatır dururmuş. Hadi gidelim. Az evvel zikrettiğimiz ayetler ve hadislerden de anlaşılacağı üzere Hazreti İsa Hazreti Muhammed peygamberden üstün, yani efdaldir. Ne diyor bu? Peygamberimize laf ediyor. Öyle dediler. Hey zındık, lafını bir de konuş. İndirin şu kafiri. Susun ağalar. Dinleyin efendiler. Molla Kabız Efendi sizler için geldi. Evvel bir dinleyin. Bakın. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresindeki bir ayette şöyle buyuruyor. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının derecelerini de yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Herkes peygamberler de işte peygamber olmak
Paşa Hazretleri, neden beni buraya getirttiniz? İşitmek istemediklerinizi dile getirdiğim için mi? Ahalinin gözü açılır diye mi korkarsınız? Sus! Molla bozuntusu. Yüce Padişah'ın divanında, onun kudretli veziri azamı ve hükümeti önünde böyle bağırıp çağıramazsın. Edebinle dur. Sıran gelecek. Yoksa sen bilirsin. Anlaşıldı. Bu Adem'in davasını şer'i hukukla görün. Ve bir an evvel neticeye bağlayın efendiler. Molla Kabız. Geçen gün çarşıda anlattıklarını hele bize de bir anlat bakalım. Ki biz de anlayalım senin davan neymiş. Paşa Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte Hazreti İsa'nın Hazreti Muhammed peygamberden üstün olduğuna dair deliller var. Ben sadece bu delilleri dile getiriyorum. Lakin sizin ulemanız benim iddialarımı çürütecek ilme ve bilgiye sahip değil. Baksanıza, bana bağırıp çağırmak dışında bir kelam ettikleri yok. Demek ki sözlerim doğru. Haddini bil. Öyle bilip bilmeden Kur'an'ı ve hadisleri tefsir edebileceğini mi sanıyorsun? Senin bu saçma sapan lafların kendince vardığın neticeler insanlar arasında büyük fitneye sebep oluyor. Hele beni bir dinleyin Kazasker efendiler. Sizin de iyi bildiğiniz üzere meşhur Taftazani'nin tefsirine göre Hristiyanlar Hazreti İsa'yı diğer peygamberlerden üstün tutarlar. Çünkü Hazreti İsa pür pak olan Hazreti Meryem anamızdan doğmuş ve Yüce Allah Hazreti Meryem anamızla konuşmuştur. Hazreti İsa'nın ruhu Allah'tandır. Lakin kendisi henüz beşikteyken insan olduğunu da söylemiştir. Ayrıca Hazreti İsa dünyevi zevklerden azade olup hiç kimseyi öldürmemiş. Ailesi ve serveti olmamış. Ve türlü mucizeler göstererek mesela ölüleri diriltmiş, sakatları iyileştirmiştir. Ve şimdi de kendisi cennette yaşamaktadır. Velhasıl Hazreti İsa bunca mucizeyi göstermiş, büyük, faziletli bir peygamberdir ki Hazreti Muhammed de bunları aynen takdir etmiştir. Ne dersiniz efendiler? Bu Adem'in söyledikleri makbul müdür? Bilip bilmeden konuşuyor paşam. Kafir olmuş, mülhit olmuş bu. Dinimize, peygamberimize küfreder olmuş. Böyle münafıkların olsa olsa katli vaciptir. Ben size bu davayı şerren görün dedim. Siz peygamberimize, dinimize muhalif laflar eden birine hiddetlenmekten başka hiçbir söz söylemiyorsunuz. Hünkârımızın yüce adaleti böyle tecelli etmez. İbrahim Paşa.
Bu mollayı tevkif edin. Sen ve kaz askerler derhal arz odasına. Sultan Süleyman'ın Hazretleri. Hünkârım. Hayırlı sabahlar. Hayırlar olsun inşallah Ayas Paşa. İçeri gel, konuşmamız lazım. Vaziyet nedir? Bir gelişme var mı? Suikastla alakalı tahkikat devam ediyor hünkârım. Maalesef bir netice alamadık. Yakalanan okçu da ölmüş. Elinde sahte bir fermanla biri gelmiş. Ben çavuşbaşıyım demiş. İçeriye girip iki adamı da öldürmüş. Sonrasında da elini kolunu sallayarak gitmiş. Belli ki hainler içimizde paşa. Adalet yerini bulacaktır hünkârım. Hiç kuşkunuz olmasın. Ayas Paşa, İbrahim Paşa'nın yokluğunda bütün idare sende. Malum, devlet işi beklemez. Emredersiniz. Dışarıda Behram Paşa'yı gördüm. Bir maruzatım var. Ne vakittir huzurunuza çıkmak isterler. Derdi neymiş? Malumatım yok. Hünkârım, Behram Paşa geldiler. Hünkârım, beni tek başıma huzurunuzda kabul ettiğiniz için şükranlarımı sunarım. Şahsım için büyük onurdur. Nasılsın Behram Paşa? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Ne görüşmek istiyorsun? Meselen nedir? Hünkârım, Mohaç'ta, Viyana'da ve dahi verilen her vazifede devlet-i âliye hizmet ettim. Ancak malumunuz üzere şu anda payitahtta vazifesiz olarak beklemekteyim. Bu yüce makamdan gelecek her türlü vazifeye hazırım. Hizmetlerinden ziyadesiyle memnunum. Elbette ki hizmetlerinin devamı gelecektir. Lakin sabretmelisin. İtaat ve sabır Behram Paşa. Hiç unutma. Çekilebilirsin. Hünkârım. Gel Malkoşoğlu, yaklaş. Tahkikatına Behram Paşa'yı da ekle. Nedir sizi şüpheye düşüren hünkârım? Kalender Şah isyanındaki zafiyetinden ötürü İbrahim Paşa ona hazretmişti. Anadolu Beylerbeyi iken merkeze çekildi. Bu hadiseyi gurur meselesi yapmış olabilir. Fakat o tinette biri değildir. Cesaret edemez. Lakin yine de gözün üzerinde olsun. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Ben de seni soruyordum aslanım, gel. Merak ettim. Bir şey mi oldu? Validem, size mühim bir havadisim var. Az evvel Şeyhülislam İbni Kemal Efendi Hürrem'le benim nikahımızı kıydı. İlelebet devamını niyaz eder. Söylemeyecek misiniz validem?
Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Validem. Validem, daha iyi misiniz? Yazık. Çok yazık. Olan biteni göremeyecek kadar kör olmuşsun. Hünkârım, arabanız hazır. Teşrif etmenizi bekliyoruz. Âlâ. Hatice'm de gelir birazdan. Seyahatiniz için her türlü tedbir alındı. Kuş uçurtmuyoruz hünkârım. Dün gece nereye kayboldun Balkoçoğlu? Hünkârım. Hatice'm. Hünkârım, bir an evvel gidelim. Merak içindeyim. Derhal yola çıkalım o vakit. Hünkârım, gelenler var. Kardeşim. Döndün demek. Döndüm hünkârım. Hatice Sultan. İbrahim. Sultanım, ağlamayın. Harabettiğiniz günleriniz. Hatice'm. İbrahim haklı, daha fazla üzme kendini. Bak, sapasağlam döndü yanımızda. Allah onu sana ve doğacak evladınıza bağışladı.
Hatice'm, bizi bir müddet yalnız bırakır mısın? İbrahim'le mühim bir mesele konuşacağız. Elbette hünkârım. Pargalı, düşman bize yüzünü göstermedi. Bize çok yakın içimizden biri. Aklında biri var mı, kim yapmış olabilir? Öleceksin İbrahim. Kan kokusunu alıyor musun? Yok hünkârım. Ayas Paşa olabilir mi? Gir. Paşam, ilacınızı getirdim. Hünkârım, gidiyor musunuz? Ben artık gideyim. İbrahim yorgun, dinlensin. Gözün aydın Hatice'm. Allah sana başka acı, başka keder göstermesin. Artık huzurla uyuyabilirsin. Hünkârım, İbrahim'in düşmanları dışarıda kol gezerken ben nasıl uyurum? Hala bulamadınız. Ya tekrar saldırırlarsa? İnsan böyle bir korkuyla nasıl yaşar? Bulacağız. Merak etme. Ne derdin var senin? Pek suskunsun. Nikah oldu diye söylentileri aldı yürüdü. Sadece harem dedi. Çarşıda, pazarda bile kimse memnun değil. Herkes aleyhimde konuşuyor. Ne diyorlarmış? Ben sana büyü yapmışım. Cadıymışım ben. Bilme, ciddiyim. Anlamıyorum. Neden kimse beni sevmiyor? Ben ne yapmışım onlara? Kimse sevmesin seni. Ben severim, kâfidir. İnsanlar da bırak konuşsunlar. Büyücü memnun, büyülenen memnun. Hatice'm, kıymetlim. Öğrenir öğrenmez gelmek istedim. Tebrik ederim. Sağ olun hünkâr. Biz de bir hayli sevindik. Ama bir yandan da korkuyorum. Rabbim yüzüne baktım, üstere yol. Sevincin gürültüsüyle yan korkularına. Evladının atan kalbi, aldığı her nefes senin canına can katacaktır elbet. Dualarınızı eksik etmeyin. Gel otur aslanım. Ben de seni merak ettim. Geceyi av köşkünde geçirmişsin. Mihrimah'ı görmek istedim. Dönseydin o vakit. Haremden kovduğun bir hatunla kalman uygun değil. Ben istediğim yere gider, istediğim yerde kalırım validem. İbrahim nerede? Onu da tebrik etmek isterim. Çok sevinmiştir. Emrettiğiniz üzere hazırlıklara başladık. Âlâ. Düğünün görkeminden herkes haberdar olmalı. Hiçbir masraftan kaçınmadan gereken neyse yapmalısın. O düğünün sorumluluğu senin üzerinde. Bütün yabancı elçiler ve valiler orada hazır bulunmalı. Bizim zaferimizi karalamak isteyenlere şöyle okkalı bir cevap vermeliyiz. Ayrıca Valide Sultan'ın Kırım'daki akrabalarını davet etmeyi unutmayasın. Mengi Girayhan ve ailesi. İlk onlar davet edilmeli. Emredersiniz hünkârım. Hatta davet mektuplarını bizzat yazacağım. Aslanım.
Hoş geldiniz validem. Bu vakitte geldiğinize göre mesele mühim. Bilmeni istediğim bir şey var. Hürrem'in saraya getirilmesini buyurdum. Ne demek bu? Daha bu sabah benim orada kalmamın uygun olmadığını söylüyordunuz. Şimdi Hürrem'i buraya getirtiyorsunuz. Öyle mi? Nereden icap etti bu? Torunlarım için. Bir hayli üzgünler. Daha fazla kayıtsız kalamadım. Ben de bir anneyim nihayetinde. Annelerini görüp hasret gidersinler istedim. Sonra derhal av köşküne yollayacağım. Bilhassa akşam gelmesini istedim. Kimseler görmeden gelip gider. Yine de bana sormanız icap ederdi. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Hürrem geldi mi? Daha gelmediler hünkârım. Biz de bekliyoruz. Gelince haber ver. Bali Bey de söyle gelsin. Hasoda başım yoklar hünkârım. Zira Hürrem Sultanımızı karşılamak üzere çıktılar. Ayas Paşa'nın böyle bir işte parmağı olamaz hünkârım. Ben de ihtimal vermiyorum. Lakin ummadık taş baş yarar derler. Behram Paşa hakkında ne diyorsunuz? Gayet mümkün. Hünkârım müsaade buyurursanız bu mevzuyla bizzat alakadar olmak isterim. Sen bilirsin. Lakin ihtiyatı elden bırakma. Hünkârım, Aybüke Hatun'u karşılamak üzere yola çıkmam icap ediyor. Tamam, çekilebilirsin. İbrahim Paşa, terasa çıkalım. Validem bana bir şeyler anlattı Hürrem'le alakalı. Ressam Leo ile aralarında ne geçti? Bana ne biliyorsan anlat. Bağışlayın hünkârım, lakin neden bahsettiğinizi anlayamadım. Validem bana ihanet edildiğini düşünüyor. Sen de buna şahitmişsin. Asla. Mümkün mü bu? Kimin adına düşmüş? Ve dahi ben böyle bir şeye şahit olsam sessiz kalır mıyım hünkârım? Anlaşılan o ki Hürrem'i gözümden düşürmek için düzenlenmiş çirkin bir oyun bu. Malum, validem nikahı içine sindiremedi. Aybüke Hatun. Hünkârım, bahşeyine engel olamadım. Tamam Malkoçoğlu. Hünkârım, siz bir cihan sultanı ve büyük bir savaşçısınız. Önünüzde hürmetle eğiliyorum. Keşke ben de sizinle birlikte seferlere katılabilsem. Ne büyük bir şeref olurdu. Nasılsın Aybüke Hatun? Buradaki hayatından memnun musun? Hiç iyi değilim hünkârım. Ailemin bana çok ihtiyacı var. Kırım'a, onların yanına dönmek istiyorum derhal. İşte bu yüzden getirttik seni zaten. Hünkârım, orada büyük ve tehlikeli bir taht kavgası sürerken benim burada huzurlu uyumamı beklemeyin. Kırım'da olanları yakinen takip ediyorum. Ailenin emniyeti için de gereken her şeyi yaparım. Lakin sen benim gözümün önünden hiçbir yere ayrılmayacaksın. Şimdi dairene dön. Uzun bir süre seni burada misafir edeceğiz.